Karlı bir Bakü gününden hepinize merhaba. Şu anda bakın kar tutmadı, daha yağmaya başladı şu anda. Görüyor musunuz? Kameralara yansıyor mu bilmiyorum. Ama kar yağıyor. Ayten böyle efsaneyle beraber çıktık. Onların biraz işleri var. Ondan sonra kızıl mızıl, birlantın, ne bileyim bir şeyler, muhabbetler var. Şurada bakın şöyle bir yer var. Altın, kızıl falan böyle yerler var. Şurada. Buraya geldik. Ben şöyle pantolonlarım, eşofmanlarım var. Onların paçasını yaptıracağım. Burada böyle altın mağazaları var. Hep kuyumcular var. Burası bir şey diye geçiyordu ama ne diye geçiyordu ben de bilmiyorum. Şöyle geçiyor. Böyle geldik bakalım ya. Geziyoruz işte karda. Biraz da şöyle bakacağız. Bakın şurası Moskova Ticaret Merkezi'ymiş. Sovyetler zamanından kalma bir yer burası da. Ya burada çoğu bina, merkezdeki çoğu bina Sovyetler zamanından kalma ama hani hakikaten güzel sağlam binalar. Bu çekimi Türkiye'deki depremden sonra yapıyorum. Buradan tekrardan hani gerçekten içimiz ağlaya ağlaya, gerçekten üzüle üzüle söylüyorum ki depremde rahmete kavuşanlardan Allah rahmet eylesin. Yarıda kalanlarına başsağlığı diliyorum. Çok üzücü bir şey. Çok korkunç bir şey. Bunu siyasete çeviren, bunun siyasetini yapan, iktidarından muhalefetine kadar kim varsa bu olayda, bu olaydan çıkar sağlamaya çalışan kim varsa Allah belasını versin. Allah bin bir kere belasını versin. Onu Allah'a havale ediyorum ki bu olaydan siyaset çıkartmaya çalışanlara, bakın iktidarıyla muhalefetiyle ayırt etmeksiz. Çok üzücü bir olay. Orada herkes Allah rızası için vicdanen bir şeyler yapıyor ama kalkıp da orada bundan yok, hükümet böyle, muhalefeti şöyle. Yazıklar olsun. Hakikaten yazıklar olsun. Konuşacağınız arkadaşlar icraat yapın, icraat. Kimse konuşmasın. Neyse, moralimizi bozmadan çekimize devam edelim. Aytenler böyle dolaşıyor. Ben de bak size etrafı göstereyim. Yani bir nevi burası Kuyumcular Çarşısı. Böyle hep kuyumcular var. Bakü'de. Mimar Acemi bölgesinde. Bölgesindeyiz. Mimar Acemi metro istasyonunun hemen arka tarafında. Böyle Kuyumcular Çarşısı var. Burada çeşitli böyle kuyumcular. Altın işleri var. Altınlar işliyorlar. Burada bakın yeni dükkanlar açıyorlar. Buralarda böyle. Değişik bir yer. Ben de geziyorum. Bir yandan da size etrafı böyle göstereyim. Soğukta, kar yağıyor. Efsaneli Ayten işleri olan için geldik. Böyle bakın altın kuyumcu tamircileri, kuyumcu dükkanları. Burada bakın kızıl. Burada altına kızıl diyorlar. Onu söyleyeyim yani, kızıl. Burada tabi altında diyorlar ama genelde dükkanlarda hep kızıl yazar. Bakın şöyle görün. Kızıl yazıyor. Burası böyle bir yer ya. Değişik. Soğuk bir gün, karlı bir gün. Azerbaycan'da. İnsanlar gene işleriyle, güçleriyle ilgileniyorlar. Gene bir polis arkadaş geliyor. Herhalde gene yasaklayacak, kapatıyorum. Burada gösterdiğim gibi az önce bakın burası işte böyle kuyumcular çarşısı. Şu sokak, bu sokak, şu aradan, şu araya, altta işte pasajlar falan var. Bunlar hep böyle. Güzel bir yer. Gelin, görün. Yani bu tarafa gelirseniz buradaki kuyumcularda dolaşın. Türkiye ile ilgili fiyat farklılıkları var mıdır? Şahsen bilmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Hani gramda 1-2 lira, 3 lira oynuyor yani. 5 lira oynuyor. Yani öyle çok aman aman farklılar oynamıyor. Yani burada atıyorum bazı şeyler ucuz olabilir. Türkiye'de belki daha ucuz olabilir. Öyle farklılar oynuyor. Yani öyle işte altın Türkiye'de gramı işte 1000 lira. Burada gelenin 9 lira, yok öyle bir şey arkadaşlar yani. Onu size söyleyeyim. Para dediğim gibi yani 3'er 5'er lira. Belki 10'ar lira. Modeline göre. Altının gramına göre. Şeyine göre oynanan farklar var. Böyle Aytenler'de işleri vardı. Bir efsanenin bir altın oğlunu tamir etmeye geldiler. Ben de onlarla beraber geldim. Gelmişken sizler için de böyle çekiyorum, etrafı göstermeye çalışıyorum. Demin polis arkadaşlar geldi. Onu da söyleyeyim size. Ya şimdi haklılar. Burada
çok doğru söylüyorlar. Onlara %100 hak veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani şey olarak, demagoloji olarak demiyorum bunları. Yani burada bir yasak varsa, kural varsa buna uyacağız. Diyor ki ya, polisin olduğu noktalar, askerin olduğu noktaları, bölgeleri çekme. Bunlar yasak. Doğru. Orada da demin ben çekmeyi farkındayım. Polis bir köşede gözüküyordu, o yüzden geldi. Hani şey yaptı falan. Güzel. Böyle bakın etrafta. Şurada yeni inşaatlar yapılıyor. Burada yeni yerler yapılıyor bu şekilde. Güzel ya Azerbaycan. Seviyorum ben be. Vallahi seviyorum burayı yani. Güzel bir ülke. İnsanları çok güzel. Çok cana yakınlar. Çok sıcaklar. Mesela polis geliyor sana soruyor. Hani kardeşim bir ihtiyacın var mı? Bir sıkıntın var mı? Sana yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Abi bu benim için büyük bir onur, gurur ya. Allah razı olsun hepsinden. Vallahi. Şimdi biz böyle üç kafadar. Aha bu. Aslanada su içelim. Ondan sonra üç kafadar çıktık. Gidiyoruz. Gene her zaman o gömdüğümüz bravo var ya. Firmayı hem sevmiyoruz hem de gitmek zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü hep işlerimiz oraya düşüyor. Böyle bir... Şimdi burası ne oluyor? Acemi. Acemi. Altı acemi şehir. Tamam yani. Anlattım ben. Kuyumcular Çarşısı dedim. Anlayacakları şekilde. Şimdi şu aşağı doğru mu gideceğiz? Evet. Kar yağıyor, dondum. Kar yağıyor, üşüyor bana ama... Bana işkenceyi verdiler. Evde oturuyordum, sıcacık evde. Beni sokağa çıkardılar. Şimdi ben kameramı şöyle koyuyorum. Yürüyeceğiz daha. Yürümeyecek miyiz? Terzi bulalım, terzi. Şöyle kamerayı koydum. Ben müsaadenizle karlı havada. Bak. Böyle güzel. Yaşamak güzel. Hayat güzel. Şimdi bir şey soracağım. Bizim Bravo'da ne işimiz var? Ekmek. Gördüğünüz üzere Azerbaycan'da ciddi bir soğuk var. Hani birkaç gündür soğuk vardı, videolarda size söylüyordum. Burada kar yok hani falan ama acayip bir soğuk var. Bugün kar da başladı. Yani ufak çiseliyor şu anda ama atıyor yani. Nereden? Öyle yürüyelim şimdi. Biraz anza var gibi. Yolun ortasından yürüyoruz ama bu şekilde etrafı görün. Şimdi biz Mimar Acemi bölgesinden 20 Yanvar bölgesine doğru geçiyoruz. 20 Yanvar'a geçiyoruz. Ben bunu pulsuz götürün, gidelim. Bizi oraya götürsün. Aa, ücretsiz mi? Gel binelim. Böyle bir Bravo'nun uygulaması varmış. Sorusuna bakayım, ücretsiz götürüyormuş. Ne oldu? Yok muymuş öyle bir şey? Aa varmış. Aa bindik. Vallahi var ya, yoksa çok üşüyecektik. Oo. Açılmış orayı. Gördük ya şu kabağı. Onu getireyim. Çok güzel ya. Sağ olun. Kabağı sıfırı şey. Kış sezon geldi de olur. Ne oldu? Ya onu göre mecbur artık. Şöyle evet. Kamerayı sil. Kamerada. Beş tane. Biri bana. Boy. Bir tane mi bu da? Söyle bir bana çay çay. Ne dedem? Yok bir burada çekildi. Şöyle bildik. Tahminen neyse, sağda hareket ediyor. Tahminen o avtobus gelecek. Tahminen, onu göçedim de ama düz değil sen tahminen. O avtobus gelmeyecek mi çık burası? O gelir buraya, benim yerime girin, tutulmasan ben çıkan gelirim. Hayalda da böyle böyle bindik, Ayten gene böyle her zaman. Aynı o Allah şükür be. Avtobus gelir be, değil. O değil. Bu Azerbaycan'da da kalmış demir bile, o değil. Bravo onu avtobusu. Ha bravo onu. Ha başa düştün. Yakşı oldu göz diye. Bir şey kalmıyor. Sabaha gelen inşallah. Sabaha? Çok sağ ol. Neyse ben yanıma gittim. Neyse hoş gördüm dedim, geldim çok da olmadı. Ya kaza gelmiş. Bizim Ayten ya böyle işin gücün makara. Onunla yani. Bununla gırgır yapsın. Eğlensin. manyak konuşsun. Sonunda acayip bir soğuk var. Biz de üşüdüğün acaba geldik. Böyle işte ilçemiz Bravo'nun bu servisi. Geldi Bravo. Yo yo.
maşın çıxdı orada, belə eləyim ki, maşın girməz. Ha. Hə, yox da belə saxlayıram. Valla öyle işte. Neyse bravoya geçelim. Bravo'da konuşuruz. Size şimdi markete geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın Azerbaycan'da böyle burası komple çikolata, şeker böyle alıyorsunuz. Çünkü burada bizim gibi çayda şeyde, şeker tüketmiyorlar. Onun yerine konfet diyorlar. Yani bu şekilde çikolatalar, şekerler böyle çeşit çeşit. Şöyle göstereyim. Yakından. Bakın şöyle. Burada biz de alışverişimizi yapıyoruz. Aytenler böyle seçiyor. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunlar hep böyle. Yani Türkiye'deki marketlerde bu kadar çok işte yani bu tarz böyle şekerleme, çikolata yok yani. Çünkü burada aşırı derecede tüketiyor. Yani böyle çayın yanında falan hep böyle tüketiyorlar. Burayı size bir küçük göstereyim dedim. Normalde markette çekmek yasak. Ben şu an yasağı deliyorum. Bakın mesela ben şey göstereceğim şimdi size. Burada Nestle ürünleri var böyle Nuts'un. 17 manat, 16.99. Şöyle. Bunlar kiloyla yani kilo fiyatı. Şey fiyatı değil hani nasıl diyeyim? Tane fiyatı değil, kilo fiyatı yani. Türkiye'ye nazaran bayağı ucuza geliyor yani şu şekilde bakın göstereyim. Ürünleri, fiyatlarını. Şöyle. Bakın. Burada fiyatları yazıyor. 7 manat, 8 manat böyle kiloyla. Alıyorsun, senin kadar seçiyorsun, tartıyorsun. Ve dediğim gibi bayağı da tüketilen bir şey. Biz de aldık. Efsane şimdi onları tartıyor böyle. Devamlı evde bulunuyor. İşte gelen giden misafir olsa çayın yanına falan. Ya da kendimiz için. Bakın şöyle göstereyim. Burada da böyle şey reyonu var. İşte yine çikolatalar, bisküviler, kurabiyeler. Böyle. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da şu anda gizli çekiyorum market. Şu an kamera çekiyor. Açtım. İşte, anne yok yasak oğlum kimse görmeden çekiyorum bak. Şu alan var ya şu gördüğünüz koskocaman bir alan. Şöyle. Sırf çikolata, şekerleme falan. Vay be. Bayağı büyük yani. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şimdi biz marketten çıktık. Az önce Bravo'daydık biliyorsunuz. Biz böyle bir taksiye bindik. Size şöyle göstermek istiyorum. Taksinin tavanında komple bir Türk bayrağı. Burada Türk bayrağı. Burada görüyorsunuz şu şekilde. Abimin bak. Türk bayrağını görüyor musunuz? Tam yıldıza da ışığı vurmuş abim. Helal olsun. Bu şekilde. Bakın burada. Yani ben burada Azerbaycan'da değil sanki Türkiye'deyim yani onu size söyleyeyim yani. Hani bildiğiniz Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de bu kadar Türk bayrağını bir arada göremezsiniz. Buna emin olabilirsiniz. Burada insanlardan Allah razı olsun yani herkes bildiğiniz yani geldiğiniz zaman Azerbaycan'da bildiğiniz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Azerbaycan'da değil yani. Allah razı olsun hepsinden.